Evet arkadaşlar, şimdi size lazer Nimo nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Elimizde lazer Nimo'nun Bosch PCL 10 markalı bir lazer Nimo'muz mevcut. Şimdi size onun kurulumunu, nasıl kullanıldığını, nerelerde kullanıldığını göstereceğiz. Evet, Bosch marka lazerimizi de aldıktan sonra bunun altında ve yuvası mevcut. Bunu sıkılayarak bunu buraya sabitliyoruz. Evet, hiç oynamaması için, sağlıklı bir ölçüm yapabilmemiz için bu şekilde sıkılıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sıkıladıktan sonra lazerimiz kurulumu hazır olmuş oldu. Şimdi bunun terazisinde olup olmadığını inceleyeceğiz. Terazisinde olup olmadığını. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bu yani şu tahtanın zeminin düz olmasını sağladıktan sonra bu vidayı tekrar sıkılıyoruz ki bu oynamasın diye. Şimdi teraziyi anlatacak olursak, hemen Bosch markamızın yanında açma düğmesi mevcut. Şöyle açtıktan sonra yukarıda bir yeşil ışık yarar. Yeşil ışık yandığı zaman teraziye girer. Bu akıllı lazer Nimo olduğu için kendisini otomatikmen teraziye alıyor. Önemli olan şu aşağıdaki tabliyeyi düz olmasını sağladıktan sonra, bu yanda gösterdiğim gibi kendisini teraziye alıyor. Diyelim ki şu yan tarafı açalım. Bunu hafif böyle yana eğelim. Eğdik, gördünüz. Şu an kırmızı. Yani terazide olmadığını gösteriyor. Bu yeşil olduktan sonra şu yan taraftaki vidayı sıkılıyoruz tekrardan ki oynama, kayma yapmasın. Evet, şu an terazimizde. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil de terazide olduğuna göre şu an bizim lazer Nimo'muz 180 dereceyi tanımlıyor, şu an görüyor. Biz bunu 360 derece yapabilmemiz için bu yandaki tekrardan sıkıladığımızı açacağız ve bunu bu şekilde kaydıracağız. İstediğimiz açıya çevireceğiz. Çevirdikten sonra sağlıklı bir ölçü olması için tekrardan sıkılayacağız ve bu şekilde lazer Nimo'muzu kurmuş olacağız. Şimdi size bir örnekle bunu anlatalım. Şimdi lazer Nimo'muzla asansör kodu nasıl verilir onu anlatacağım. Onu anlatmadan önce bu asansör kodunu nasıl verilir? Bu görmüş olduğunuz bu koridora altına bir malzeme serilir ki merminin altına gelecek olan malzemeler vardır. Örnek veriyorum, 3 santim kum serilir. Üzerine işte merminin altına gelecek harcıydı, merminin santimiydi, kalınlığıydı. Bu da hesaplanarak genelde ortalama 10 santim biz kodumuzu, artı bir kodumuzu vereceğiz. Buradaki koridoru yapan mermer ustası bizim bu verdiğimiz koda göre koridoru döşecek ve asansörün ölçüsüne uyarak bizim koridor mermerimizi de tamamlamış olacak. Şimdi bir tane örnek yapacak olursak, şimdi lazer Nimo'muz açık ve terazide, hemen şuraya bir tane metre atıyoruz. Arkadaşımız da yakınlaşırsa şimdi burasını görüyorsunuz, 1 metre 9,5 santim diyelim, 1 metre 9 santim. Bir tane daha bir yer daha ölçelim, örnek veriyorum. Evet, burası da 1 metre 9 santim. Burada çukur olan bir yer daha ölçelim mesela. Burası da 1 metre hemen hemen 11 santime yakın. Yani 1 metre 11 santime yakın. Yani bundan üçünün ortalamasını aldığımızda 1 metre 10 santime işaretleme yapacağız. Bu işaretlemeyi nasıl yapacağız? Şimdi buraya geleceğiz. Metremizi, lazerimizi, Nimo'muzu tutacağız. Evet, şimdi görüyorsunuz 1 metre 10 santim. 10 santimi gördükten sonra bu lazerin olduğu yere hemen bir tane kalem işaretiyle ölçümümüzü yapacağız. Evet, şimdi kırmızı işaretimizde dediğim gibi, şimdi kırmızı kalemimizle hemen bir işaret koyuyoruz ki asansörcüler asansörünü koymaya geldi. Gerçi bizim buradaki asansörümüz bitmiş ama biz örnek amaçlı olduğu için buraya kırmızı bir işaretimi yapıyoruz. Burada çift asansör olduğu için hemen yan tarafına gelip bir işaretle yan tarafına koyuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi asansör kod işlemimizi de tamamlamış olduk. Burada arkada asansör ustamız gelecek, buradan metresini atacak. Attıktan sonra buradaki asansörümüzün tabliyesini koyacak. Şimdi tabliyeyi bir metre atalım. Evet, şimdi burada asansör tabliyemizi koyarken altına gelecek 10 santim payları hesapladıktan sonra, yani bu asansörümüzün alt tabliyesi 10 santim üstte olması lazım ki bu koridorumuza gelen mermerdir, altına gelecek olan kumdur, her şeydir, 10 santimi bitmiş olacağı için bu asansör kotumuzun da bu bitmişte aynı seviyede olacak olduğundan, biz şimdi buraya 1 metre 10 santim işaretlediğimizde, şimdi bunun üzerine tuttuğumuzda 1 metre gelmesi lazım ki koridoru yapan mermer ustası da buna birebir uysun. Evet, görüyorsunuz tam 1 metre geliyor.
Yani buradaki asansör kod verme işlemimizi tamamlamış oldu. Bu lazer kullanımını öğrenmek isteyen arkadaşlar bir örnekle açıkladık. Teşekkür ederiz. Örnekte olduğunu gördüğünüz gibi mermeri döşenmemiş olan katımızın bloğunun videosunu çektik. Şimdi o bloğumuzun, aynı bloğumuzun bitmiş mermer, koridor mermerinin videosunu çekiyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi burada daha demin anlatmak istediğim kodu verirken mermerle asansöre verdiğimiz kodun birbiriyle sıfır olduğunu göstermek mahiyetli. Şimdi bu videoyu size gösteriyoruz. Şimdi yakınlaşacak olursak, şimdi metremize orada 1.10 ortalama vermiştik. Yani kasamızın üzerine attığımızda bizim metremiz tam şu an 1'i görmesi lazım. Şu an elim geliyor şu an. Evet arkadaşlar, şu an tam 1. Yani bu ne demek oluyor? Asansöre verdiğimiz kodla mermere verdiğimiz kod şu an 0'a 0 birleşti. Bu lazerin bu amaçla çok faydası oluyor bize. Yani bu asansörlerin konmasındaki kasalar neye göre konuyor dersek, lazerde işte bizim verdiğimiz işaretlere göre asansör ustası verdiğimiz koda uyuyor. Mermer ustası verdiğimiz koda uyduğu zaman herhangi bir sorgu olmadan mermer ve asansör kodumuzu da bitirmiş oluyoruz. Ve böylelikle mermer ustası da bu bizim verdiğimiz göre bütün vermiş olduğumuz şu koridordaki kodlar birebir aynı kodda yapılmış oluyor. Yani birbirinden yüksek değil, birbirinden aşağı olmaması için bloğumuzun faydalarından böylece yararlanmış oluyoruz. Sadece bu iş için kullanılmıyor. Örnek veriyoruz, tuvaletlerde, banyolardaki koyduğumuz klozet taşlarının kodunu varana kadar mutfaktaki olsun, mutfak tezgahı olsun, ya aklınıza gelebilecek lazerle ölçülebilecek her yerde çok işimize yarıyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.